Kısa bir aradan sonra buradayım. Ben bu işte ustayım. Hanım, ekonomist geldi diyenlere inanmayın. Aslında tek başıma da değilim, kızımla beraberim. Kendisi İran'dan geldi. İran'daki bu ambargo işleri bize anlatacak. Doları etkisini anlatacak. Yani kısaca bugün kızımla doları yorumlayacağız. Ama kızımın uykusu geldi, o gidecek. Ben size anlatmaya devam edeceğim. YouTube'da sistem değişikliği yaptık. Daha dinamik, daha güncel bir yapıya bürünmek istedik. Bunun için de bize bir kamera gerekiyordu. Kamera almak için mağazaya gittim. Şimdi adamı biraz kafasını karıştırayım ki dedim, bizim ekonomi yönetimine örnek aldım. Fiyat ucuzlasın, hiçbir şey anlamasın. Buyurun dedi. Vallahi kararlı, sürdürülebilir bir yapıya dönmek istiyorum dedim. Efendim dedi, siz de katılımcı olursanız değişimi hedefleyelim dedim. Buyur dedi. Güçlü temellere ve reflekse dayanan bir fiyatta anlaşalım. Zor süreçlerden geçiyoruz. Bunu paydaşlarla kararlaştıralım dedim. Beyefendi yanlış yere geldiniz dedi. Tamam, şu kamerayı ver dedim. Aldım. Nitekim şimdi size anlatacağım. Niye piyasalar böyle? Piyasalara ne olacak? Bu çifte fragmandan sonra dilerseniz konumuza başlayalım. Konumuz dolar. Türkiye'de ekonominin barometresidir dolar. Yani ne zaman dolarda yukarı doğru bir hareket olur, piyasalar ve halk korkar. Yani ekonomide bir sıkıntı olduğunu anlar. Şimdi Merkez Bankası kamu bankalarıyla doları düşürmeye çalışıyor. Yani devamlı dolar satıyor. Amaçları doları 6 liranın etrafında tutmak. Çünkü Merkez Bankası'nın açıkladığı hedeflerde bu yıl doların 5.60 seviyelerinde, 5.60 ortalamasında olduğu bekleniyor. Şu anda 6 lirada. Haliyle 6 lirayı savunmak durumundalar. Merkez Bankası bunu nasıl yapıyor? Kamu bankalarına para geçiyor. Kamu bankaları sabah Asya seansında. Asya seansının özelliği ne? Asya seansında piyasa likit değildir. Yani düşük hacimlerle yüksek oynaklıklar yapabilirsiniz. Asya seansında gidip Türk lirası alıp dolara veriyorlar. Bu sayede Türk lirası değer kazanıyor. Arkasından Türkiye piyasası açılıyor. Londra piyasasıyla beraber işlem hacmi normale dönüyor. Orada fazla müdahale yapmamaya çalışıyorlar. Çünkü çok etkili olmaz. Yüksek işlem hacmi olduğu için. Ama piyasalar kapanır kapanmaz bu sefer Amerika piyasası başlıyor. 24 saat dönen piyasalar bunlar. Amerikan piyasası başlar başlamaz yine görevli arkadaşlar Türk lirası alıp dolar vermeye başlıyorlar ki doları belirli bir seviyede tutsunlar. Ama son bir haftada, yani geçen hafta sırf doları 6 liraya yaklaştırmak ve oralarda tutmak için yaklaşık 4,5 milyar dolar harcamışlar. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervleri çok düşükken 4,5 milyar dolar bu hikayeye harcıyorsan belli ki bir sorunumuz var. Çünkü açıklanan rakamlara göre Merkez Bankası'nın net rezervi 10 milyar doların altına indi. Aslında bazı kaynaklar bunu eksi rezerve geçtiğini de söylüyorlar ki bu daha tehlikeli. Niye? Türkiye tarihinde iki kere eksi rezerve geçti. Biri 94 yılıydı, biri 2001 yılıydı. Bilin bakalım ne oldu. İkisinde de Türkiye ekonomik krize girdi. İkisinde de IMF'nin kucağına gitti. Sadece doların müdahale ederek, dolar satarak doları 6 lira seviyesinde tutmaya çalışmıyorlar. Aynı zamanda örtülü faiz artırımına gittiler. Yani yukarıda kepi olan, yukarıda en fazla Merkez Bankası'nın verdiği politika faizi %24 iken %25,5'a çıkartıldı bu. Bu bir faiz artırımıydı. Sen piyasaya %24 dersin ama 25,5'tan fonlarsın. Senin faizin %25,5'tür. Bunun dışında zorunlu karşılık hamleleri yaptılar. Piyasada TL'yi kıstılar. Arkasından piyasada TL'yi kısmakla beraber işte biliyorsunuz dolar sattılar. Ama bunların hepsi geçen hafta 6.20'lerin üstüne çıkan doları indire indire 6.10'a indirdi. Esas doları indiren hamle neydi? Alman Bild gazetesinin S-400 füzelerini almasını Türkiye'nin ertelemesi haberiydi. Bu haber en az dolar müdahalesi kadar piyasaya etki yaptı ve dolar 6 liranın altına indi. Nitekim bugün de yani yabancı basında çıkan haberlere göre Türkiye bu Rusya'dan S-400 alımlarını 2020 yılına erteledi. Öyle olunca bir anda TL'ye alış geldi, dolar düşmeye başladı. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Doların yukarı gitmesinin tek sebebi ekonomik değil. Aynı zamanda siyasi zorluklar ve bu siyasi zorlukların bize getireceği bazı yükümlülükler. Çünkü Amerika ile ilgili sorunlarımız bize sonuçta Ray Brunson olayını hatırlatıyor.
Rahip Brunson olayında ne olmuştu? Bir tweet'e dolar 7.20'lere kadar çıkmıştı. Çok oradan işlem görmese de 6.80'lerden işlem görmeye başlamıştı. Şimdi benzer bir tweet'le beraber Türkiye ekonomisi ciddi anlamda darbe alır. Bu hiç hoş olmaz çünkü ekonomimiz dünyanın en kırılgan ikinci ekonomisi olarak gözüküyor. CDS primleri dediğimiz ülkelerin iflas riskini ölçen sigortalar var. Burada Türkiye en kötü puanlamaya sahip ikinci ülke. Birincisi Arjantin. Peki Amerika ne yapabilir? Amerika'nın elinde iki tane koz var. Bunların adı Katsa ve Magnitsky. Bunlar Türkiye'ye ambargo koymak için yeterli. Ve bunlar tamamen Trump'a bağlı değil. Bunlar kongreye bağlı. İşin kötüsü kongrede Türkiye'nin aleyhine lobiler çok güçlü. Yani iki gün sonra bunlardan birini geçirirse işte finansal kuruluşlara kısıtlamadan tutun Swift sisteminden çıkarılmaya kadar gider. He gider mi? Sanmıyorum o kadar gideceğini. Ama bunun emarelerini görmek ile piyasaları allak bullak eder. Üzerine üstlük daha Trump'ın masasında duran Halkbank dosyası var. O dosya bir türlü kapanmıyor. Her an yürürlüğe konulabilmek için bekliyor. Ama bunların hepsini geçelim. Benim esas korktuğum nokta yine Reuters'tan. Niyeyse bunları biz hep yabancı ajanslardan, aracı kurumlardan duyuyoruz. Bakın çok acayip. Piyasada Merkez Bankası rezervlerinin düştüğünün raporunu ilk JP Morgan yazdı. Arkasından bunu Financial Times haberleştirdi. Geçiyoruz. Piyasalara dolar satıldığını, Merkez Bankası'nın dolar sattığını Bloomberg söyledi. S-400 füzelerin haberini gitti Alman Bild gazetesi yaptı. Şimdi de son olarak Merkez Bankası'nın yaklaşık 46 milyar ihtiyat akçesinin bütçeye transfer edileceğini Reuters'tan duyduk. Merkez Bankası ne iş yapıyor derseniz sahibinin sesi şeklinde. Hiçbir iş yapmıyor. Eğer senin Merkez Bankan bağımsız değilse zaten güvenin yoktur. Zaten kırılgansındır. Zaten istesen bile doları tutamazsın. Yani ancak piyasalar haberlere göre durumu şekillendirir. Senin herhangi bir demeç vermenin hiçbir yararı, hiçbir faydası olmaz. Hele Reuters'ın bu haberi felaketin habercisi. Yol bitti artık bu saatten sonra yaya devam edeceğiz demenin bir başka çeşidi. Merkez Bankası'ndaki ihtiyat akçelerinin bütçeye aktarılması rezaletin daniskası. Bu çok çok tehlikeli bir adım. Şöyle ki hemen hemen para basmakla aynı. Normalde piyasaya sürmeyeceğin parayı bütçe vasıtasıyla piyasaya sürüyorsun. Çünkü Merkez Bankası bunu afette, savaşta kullanmak için saklıyor. Bir anlamda kötü gün parası. Yani kefen parası derler ya o hesap. Ama sen bunu eğer bütçeye harcansın diye aktarıyorsan ki bütçe Merkez Bankası'nın yaklaşık 35 milyar liralık Mayıs'ta aktarılacak yarı Ocak ayında aktarılmıştı. O harcandı bitti yani yaklaşık 82 milyar dolarlık hedeflenen bütçe açığı çoktan geçildi. Ama devamlı Merkez Bankası'ndan para aldı. Merkez Bankası'ndan para aldığı yetmedi. Üzerine üstlük şimdi neredeyse para basıyor. İhtiyat akçesi kullanmak para basmakla aynı anlama geliyor. Bu gelişme gösteriyor ki artık son kurşun da bitmiş. Sonuçta bu para verilmezse memur başları emekli ikramiyeleri ödenemeyecek demektir. Bu ne kadar kötü bir durumda olduğumuzu gösteriyor. Sen piyasaya para sürersen zaten ne dövizi durdurabilirsin, ne enflasyonu indirebilirsin, ne faizleri sınırlayabilirsin. Parasal genişlemeye gidiyorsun. Yani dünyada parasal genişlemeye gidiyor ama onlar olmayan enflasyonu artırmak için gidiyorlar. Senin enflasyonun zaten durdurulmuyor. Senin enflasyonun, paran değersizleştikçe hem dolar değerlenecek hem piyasalar kötüleşecek. Buna yapacak bir şey yok. Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim derler ya. Bizim arkadaşımız kim? Dostum Maduro. Maduro kim? Venezuela. Venezuela kim? Bitmiş durumda bir ülke. Türkiye bu para basmaya başlarsa Arjantin ile Venezuela arasında bir yere gelecektir. Yani kara gün parasını kullanmak artık ben çok kötü durumdayım demek. Yani bu bir anlamda itiraf. Ben söyleyeyim. Yakında 500 liralık banknotlar dolaşımda olacak. Onun dışında S-400 olayı var. Ayrıca Suriye sınırımızda Amerika yeniden asker yığma söz konusu. S-400'de biz Amerikalılarla sulhe gidersek bu sefer Rusya ile ters düşeceğiz ki Suriye'de onlarla birlikte operasyon yapıyoruz. Yani her anlamda sıkışmış durumdayız. O yüzden Türk lirasının çok kolay rahat edeceği yok. Altın altına biraz iner. Hem Merkez Bankası'nın baskısı ki artık faizi baskılamıyor, faizi de arttırmış durumda. Artık elinden geleni yapıyor. Dediğim gibi Merkez Bankası piyasalarla şu anda bilek güreşi yapıyor ve altının altında tutmaya çalışıyor. Bakın Türkiye küçülüyor. Türkiye'nin küçüldüğü bir ortamda sizin çok ciddi özel sektör borcunuz var. Özel sektör bu parayı, bu borcu nasıl ödeyecek? Şu anda faizler %25'lerde. Eğer kredi almaya çalışsanız ki piyasada yok, hadi buldunuz diyelim minimum 32-33'lerden kredi bulacaksınız. Türkiye'nin büyümediği durumda
Siz satışı kime yapacaksınız? Geçen yıla göre karınızı nasıl arttıracaksınız? Özel sektörün yaklaşık 200 milyar dolar borcu var. Dolar arttıkça sizin durumunuz daha da kötüye sarıyor. Şu anda iflaslar fazla duymuyorsunuz. Bunun nedeni hükümetin bankalarla anlaşma yolunda iki tarafı da telkin etmesi. Yoksa durum çok iyi değil. Benim kişisel kanım, yani seçime kadar dolar eğer değişik bir haber gelmezse 6-6,5 bandında duracak. Rasyonel bir süreç yaşamıyoruz ki. Çok acayip gelişmeler oluyor işte İstanbul seçimlerinin yenilenmesine kadar. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi acaba yeni bir seçimi tetikler mi? Bakın bu da çok büyük bir sorun. Tamam, şu anın sorunu değil ama bu piyasada çok konuşulacak. O yerli yerleşiklerin tuttuğu 180 milyar dolar değerindeki mevduat bozulmayacağı gibi daha yüksekleri hedefleyecektir. Ancak piyasa rasyonel değil ki rasyonel bir tahmin yapalım. Gelişmeler öngörülür. Ona göre ya bu gelişme doları buraya fırlatır, bu seviyelerde bize fırsat verir diyebilirim. Yani her geçen gün farklı bir gelişme oluyor ama doları aşağı çekecek olumlu gelişme pek duyulmuyor. S-400 konusu gerçekten önemli. Eğer çözülürse piyasalar biraz rahatlar ama çok da sürmez. Şu 46 milyar meselesine dönersek, neden bu 46 milyarı Merkez Bankası bütçeye veriyor? Çünkü bizim hazinemiz borçlanamıyor. Yurt dışında şu anda bu CDS primleriyle, 500'e yaklaşmış CDS primleriyle borçlanmak tefeciden para almaya benziyor. Siz yurt dışından borçlanamıyorsanız ki bunun limitini zaten doldurmuşsunuz, yurt içinden borçlanmaya bakarsınız. Eğer yurt içinden borçlanırsanız bu sefer de piyasaya gidecek paraya el koyacaksınız. Yani bankalar kredi vereceğine size borç verecek, hiç değilse garantisi var. Nitekim bunu halka da yayarsanız halk harcayacağı parayı size verecek ve piyasa büyümeyecek, küçülme daha hızlanacak. Bu yüzden piyasadaki parayı emmemek adına Merkez Bankası'nın parasına el koyuyor. Bir anlamda parasal genişlemeye gidiyor. Ben Merkez Bankası'nın bu bilek güreşini kolay kolay kazanabileceğini sanmıyorum. Tamam, bu bir süreç, yani bugünden yarına olan bir hikaye değil. Elindeki bütün veriler kötüyse bir yerde bunlar fiyatlamaya dahil olacaktır. Bu arada sabredip beni buraya kadar dinlediğiniz ve seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Artık daha sık birlikte olacağız. Yeni ortam budur. Daha çok çekeceğim, daha dinamik olacak, daha güncel olacak. Madem buraya kadar izlediniz, desteklerinizi de esirgemeyeceğinizi umuyorum. Nasıl destek olacaksınız? Abone olarak. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.